Aynı düzlemde O noktası etrafında TK 12 saniye, TL 16 saniye periyotla K vericisine şekilde konumdan verilen yönlerde harekete başladıklarına göre 24 saniye sonraki konumda nasıl olur? K için düşündüğümüzde periyot 12'ymiş. Dolayısıyla bir tam devrini 12 saniye yapıyor. Dolayısıyla 24 ne demek? 2 tam devrimi yapacak. Yine aynı noktada olur. L için düşündüğümüzde 16 saniyemiş. Demek ki bir tam devrini 16 saniyede yaptı. Geriye 8 saniye kaldı. 8 saniye sonra bir yarım tur daha yapar. Konumu şekilde olur. Buradan doğru cevap C seçeneğidir. Şekildeki sistemde kayış V çizgisel hızıyla dönerken kasnaklar üzerinde K ve L noktalarının açısal hızları WK ile WL'dir. Buna göre WK bölü WL oranı kaçtır? Bu çizgisel hız V ise buradaki çizgisel hız V'dir. Buradan çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı yarıçap. Dolayısıyla birincisi için yazdığımızda V eşittir VK çarpı 2R eşittir VL çarpı R kattır. R'ler sadeleşirse WK bölü WL oranı eşittir 1 bölü 2 bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekildeki L ve M kasnakları ortak eksendir. K kasnağı üzerindeki X noktası V çizgisel hızıyla döndüğüne göre L kasnağı üzerindeki Y noktasının çizgisel hızı nedir? Şu kasnakla şu kasnak aynı bir kayışla bağlandığına göre şuradaki çizgisel hız V ise buradaki çizgisel hız da V olmalıdır. Dolayısıyla L ve M'ye baktığımız zaman bunların açısal hızlara eşit olmalıdır. Buradan M noktasındaki çizgisel hız V eşittir omega çarpı 3R'dir. Buradakine V üssü dersek omega çarpı R kadar olmalıdır. Dolayısıyla bunlar taraf taraf oranlarımızda W'ler gider. R'ler sadeleşir. Buradan V üssü eşittir. V bölü 3 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. K cismi yatay düzlemde R yarıçaplı bir yörüngede ip yardımıyla düzgün dairesel hareket yapıyor. Cismin hızı değiştirilmeden kütlesi arttırıldığına göre niceliklerinin hangileri değişmez? İptek girme kuvveti M ve kare bölü R olduğu için burada hız değiştirilmiyor ama kütle azaltına göre burada T de azalmalıdır. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. İkinci öncüle baktığımız cismin periyodu. Cismin hızı değiştirilmediğine göre demek ki açısal hızı yine değişmiyor demektir. Dolayısıyla açısal hız eşittir çizgisel hız çarpı yarıçaptır. Ve 2 pi bölü T çarpı R olduğuna göre çizgisel hız değişmemiş. Sabit. Dolayısıyla R de değişmediğine göre demek ki periyot da değişmez. Dolayısıyla 2 de doğrudur. Doğru cevap 2-3 C seçeneğidir. 1 metre uzunluğundaki ipin ucuna 1 kilogram kütleli cisim bağlanarak cisme düşey düzlemde düzgün dairesel hareket yaptırılıyor. İpteki maksimum gerilme kuvveti 30 N olduğuna göre minimum gerilme kuvveti kaç N'dur? Düzgün dairesel hareketin üst noktasında minimum kuvvet oluşurken alt noktasında maksimum kuvvet oluşur. O zaman alt noktada iki kuvvet aynı yönlü olduğu için buradaki iptek gerilmeyi en büyük hale getirir. Mv kare bölü r artı mg 30 N'a eşitmiş. Mg 1 kilogram cismin ağırlığı 10 olduğuna göre mv kare bölü r buradan 20 çıkar. 20 N. Aynı yönlü olan bu kuvvetler alt noktada 30'u oluşturmuşlardı. Üst noktada ise 20 aşağıya da 10 çektiğine göre 20 N eksi 10 N ipte 10 N gibi bir gerilme oluşuyor. Doğru cevap A seçeneği. Kabın açık ağzından katı karbondioksit buharlaşarak kütlesi azaldığına göre kabın tablo üzerindeki hareket için aşağıdan hangisi doğrudur? Şimdi bu dış tarafa doğru merkez kaç kuvveti olacaktır? Dolayısıyla M, W kare çarpı R'dir. Burada sürtünme kuvveti vardır dış iç tarafa doğru. O da K, M, G'dir. Bunlar birbirine eşitmiş. Dengede olduğuna göre. Bu denkleri yazıyorum. K, M, G eşittir. M ve kare çarpı R'dir. Dolayısıyla M'ler sadeleşir. Demek ki kütleye bağlı değil. Yani bu cismin içindeki karbondioksit uçsa dahi sistem yine dengede kalmaya devam eder. Dolayısıyla sistem hareket etmez. Olduğu yerde dengede kalır. Doğru cevap D seçeneğidir.
Bir aracın 20 metre bölü saniye hızla girdiği yatay viraja savrulmadan dönebilmesi için viraj yarıçapı en az kaç metre olmalıdır? Burada bir viraj çizersek, buradan bir araba hızı V hızıyla 20 metre bölü saniye hızla gitmiş. R yarıçapı da bu olsun. Dış tarafa doğru merkez kaç kuvvet olacaktır? Bu da M V kare bölü R'dir. Savrulmadan dönebilmesi için sürtünme kuvveti burada K MG'dir. En az buna eşit olmalıdır. M V kare bölü R. Buradan M'ler sadeleştiririz. K 0,5'miş. 0,5 çarpı 10 eşittir. V kare 400 bölü R. Buradan 5 eşittir. 400 bölü R. R eşittir buradan. 80 metre çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan 5 kilogram kütleli cisim K noktasından geçerken tepki gerisine koltuk yerine Newton olur. Buna göre M noktasından geçerken tepki gerisine koltuk karşılıktır. Cisim K noktasından geçerken tepki gerisine koltuk aynı zamanda merkeze koltuk yani M ve kare bölü eşit olacaktır. Bu değer sonra 20 Newton olarak tanımlanmış. Düzgün çembersel harekette merkeze koltuk değeri sağlıktır. Cisim B noktasına geldiğinde cisme gelen kuvvetler T gerilme kuvveti ve cisim ağırlık kuvveti olur. Bu durumda merkezi kuvvet T ile MG'nin toplamına eşittir. Soruda merkezi kuvvet 20 N olarak verildiği için 20 N eşittir T artı 5 artı 10. Gerekli işlemler yapıldığında T'nin değerinin 15. Yani doğru cevabın C seçeneği olur. Aynı ipe bağlı özdeş K ve L cisimlerine O noktası etrafında şekildeki düzgün dairesel hareket yaptırılıyor. Cisimlerin hareketleri için eşitliklerden hangileri doğrudur? Bu aynı ipe olduğuna göre eşit sürede eşit açı tarar. Dolayısıyla bu açısal hız demektir. Dolayısıyla bunun açısal hızıyla bunun açısal hızı eşittir. Birinci öncül doğrudur. L'nin çizgisi hızını bulursak açısal hız çarpı yarıçaptır. Dolayısıyla V, L eşittir. Açısal hız W, 3R. VK eşittir W çarpı 2R olur. Dolayısıyla buna sadele oranlarsak dolayısıyla VL bölü VK oranı 3 bölü 2'dir. İkinci öncül yanlıştır. Merkeziliğime eşittir W kare çarpı yarı çarptır. Dolayısıyla AK eşittir W kare çarpı 2R. AL eşittir W kare çarpı 3R'dir. Buna taraf taraf olandığımızda W kareler, R'ler sadeleşir. Dolayısıyla AK bölü AL oranı eşittir. 2 bölü 3 bulunur. Bize AL bölü AK'yı sorduğuna göre evet, 3 bölü 2'dir. Üçüncü öncül doğrudur. Dolayısıyla doğru cevap 1, 3 D seçeneğidir. Şekildeki tablonun üzerinden M kütleli cisim ipin ucuna bağlı olarak W1 radyan bölü saniye açısal hızda döndürülüyor. İp kesildiğinde cismin savrulmaması için K sürtünme katsayısı en az kaç olmalıdır? Savrulmadan gidebilmesi için buradaki merkez kaç kuvvetinin sürtünme kuvvetine eşit olması lazım. Dolayısıyla sürtünme kuvveti eşittir MW kare çarpı R'dir. Dolayısıyla F sürtünme nedir? K MG idi. Dolayısıyla MW kare çarpı R. M'ler burada sadeleşir. 10K eşittir. W dediğimiz 1'di. 1'in karesi 1 çarpı 2 metre. Buradan K eşittir 2 bölü 10'dan 1 bölü 5. O da 0 bölü 2 bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Şekildeki düzenekte K ve L kasnakları eksenleri çakışacak biçimde perçinlenmiştir. L kasnağının açısal hızı WL, M kasnağının açısal hızı WM arasında WL eşittir 2WM bağıntısı olduğuna göre eşitliklerden hangileri doğrudur? WM'ye 1W dersek burası 2W olur. Dolayısıyla buraya W dedik. L'nin W'su da 2W'ymuş. Dolayısıyla burası 2W ise burası da 2W'dur. Ve M'nin çizgisel hızı ile K'nın çizgisel hızı aynı olmalı. Dolayısıyla W çarpı RM eşittir RK çarpı 2W'dur. Dolayısıyla W'lar sadeleşirse RM eşittir 2 tane RK olur. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır.
İkinci öncüle baktığımız, evet, KBL'nin açısal hızları eşittir. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımız zaman, evet, çizgisel hızları M'nin ve K'nın eşit olmalı. Çünkü aynı kasnak üzerindedir ve aynı kayışla bağlanmıştır. Dolayısıyla bu V hızıyla giderse bu da V hızıyla gitmek zorundadır. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevap 2-3 V seçeneğidir. Açısal hızla dönen şekildeki cisme, şekildeki yönde elastik kuvveti etki edecektir. Bu kuvvet M çarpı omega kare çarpı R ile bulunur. Bu kuvveti hesaplayacak olursak 2 çarpı açısal hızın karesi 4 çarpı yarıçap 2. Bu kuvvet 16 Newton olacaktır. 4 Newton'luk sürtünme kuvveti etki ettiğine göre sürtünme kuvvetinin yönü şekildeki gibi olacaktır. Bu durumda ipteki gerilme kuvveti kuvvet eşitliğinden 4 artı T eşittir 16. Buradan ip gerilme kuvveti 12 Newton bulunur. Cevap C seçeneği. Şekildeki gibi dönerek V hızıyla ilerleyen bir tekerleğin üzerinde X ve Y noktalarının hızlarının büyüklüğü Vx ve Vy'dir. Buna göre Vx bölü Vy oranı kaçtır? Bu cisim V hızıyla dönüyorsa her bir noktada V hızıyla ileriye gidiyor demektir. Bir de dönüyormuş. Dolayısıyla döndüğüne göre bu noktadaki hızı V, şu noktadaki hızı V, şu noktadaki hızı şu şekilde V. Bu da bu şekilde V olacaktır dairesel harekette. Dolayısıyla Y eksenindeki hızına baktığımız zaman buradan 2V çıkar. Vx hızına baktığımız zaman V, V, V kök 2 olacaktır. Taraf taraf oranımızda V'ler sadeleşir. Dolayısıyla 2 bölü kök 2, kök 2 ile çarparsak buradan 2 kök 2 bölü 2, 2'ler sadeleşir. Doğru cevap kök 2 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde O noktası etrafında düzgün dairesel hareket yaptırılan bir ipe şekildeki gibi takılı 2M ve M kütle cisimlerin oluşturdukları gerilme kuvvetleri T1 ve T2'dir. T1 bölü T2 2 olduğuna göre R1 bölü R2 oranı kaçtır? Buradaki açısal hız W ise buradaki açısal hız da W'dur. Dolayısıyla T1'i bulalım buradan. T1'i etki eden buradaki merkezcil kuvvet eşittir 2M W kare çarpı R1 kadardır. Burada ise M W kare çarpı R1 artı R2 kadardır. Buradan T1'i yazarsak T1 eşittir 2M W kare R1 artı M W kare parantezde R1 artı R2'dir. T2 yazdığımızda T2 sadece bu kuvvet etki eder. Dolayısıyla M W kare çarpı R1 artı R2 olur. Bunları taraf taraf oranladığımızda MW kareler gidecektir. T1 bölü T2 yerine 2 yazarsak 2 eşittir. 2R1 artı R1 artı R2 bölü R1 artı R2 oldu. Buradan içler dışlar çarpı yaparsak 2R1 artı 2R2 eşittir. Yukarıda 3R1 artı R2 kalır. R1'i buraya atarsak R1 kalır. Bu da R2'yi de buraya atarsak R2'dir. Dolayısıyla R1 eşittir R2'dir. R1 bölü R2 oranı 1 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. K noktasından sabitlenmiş M kütleli cisim R yarıçaplı yörüngede sabit hıza dönmektedir. Cismin periyodu 4 saniye olduğuna göre R uzunluğu kaç metredir? Cismin periyodu 4 ise o zaman açısal hızını bulalım. 2 pi bölü T'dir. Buradan 2 çarpı 3 bölü T 4'müş. Buradan 3 bölü 2 radyan bölü saniye bulunur. Dış tarafa doğrudur. Ve M W kare çarpı R ile hesaplanan merkezcil kuvveti. Bu aşağıya doğru da MG vardır. Şuradan T'yi uzatırsak şurası 37 derecedir. Dolayısıyla tanjant 37 tanjant 37 eşittir. M W kare çarpı R bölü MG'dir. Burada M'ler sadeleşir. Tanjant 37 3 bölü 4'tür. Eşittir. W kare yani 9 bölü 4 çarpı R bölü 10
olarak bulunur. Buradan şu 4'te şu 4 sadeleşir. 9'da 3 sadeleşir. 3 kalır. Dolayısıyla R eşittir buradan. 10 bölü 3 metre bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. Şekildeki 4 kilogram kütleli cisim yerden 60 metre yükseklikteki O noktası etrafında düşey düzlemde dairesel hareket yapmaktadır. Cisim L noktasına gelince ip kopuyor ve kütle yere 40 metre bölü saniye hızla çarpıyor. İpi koparan gerilme kuvveti kaç newton'dur? L noktasında hızına V dersek tam bu noktada kopmuştur ve aşağıya da kaçla çarpmış? 40'la çarpmış. Dolayısıyla V son kare eşittir V ilk kare artı 2GH formülünden 4'ün karesi eşittir V kare artı 2 çarpı 10 çarpı H. Buradan 1600 eksi 1200 eşittir V kare. V kare eşittir buradan 400 V eşittir 20 metre bölü saniye olur. İpi gelen kopar kuvvet ise merkez kaç kuvvet kadardır? O da M V kare bölü R'ye eşit olmalıdır. Dolayısıyla T eşittir M V kare bölü R. Buradan M kaç kilogrammış? 4 çarpı V kare 400 bölü R. R'de 2 metreymiş. Dolayısıyla 2 ile bunu sadece 2 olur. Yani T eşittir buradan 800 Newton çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. Kütlesi M olan bir cisim düşey düzlemde R yarıçaplı dairesel yörüngede düzgün dairesel hareket yapmaktır. Cisim L noktasındayken ip koptuğunda çıkabileceği maksimum yükseklik ile yer arasındaki mesafe 3R olduğuna göre ipi koparan gerilme kuvveti cismin ağırlığının kaç katıdır? Şurası R ise buradaki hızına da V dersek maksimum yükseklik burada 2R olur. Dolayısıyla H max eşittir V kare bölü 2G'den H max 2R'ymiş. Eşittir V kare bölü 2G. O zaman V kare eşittir 4GR çıkar. Burada ipi gelen ve ipi koparan kuvvet merkezcil kuvvet kadardır. O da M V kare bölü R kadardır. Yani T eşittir buradan M V kare bölü R'dir. T eşittir M V kare yerine 4GR yazarsak bölü R. R'ler sadeleşir. Dolayısıyla T eşittir buradan 4MG çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. Şekildeki yay x kadar sıkıştırılarak önüne M kütlesi konulmuştur. Yay sabiti k olan yay serbest bırakıldığında M kütlesinin R yarıçaplı R'in T noktasından geçerken gördüğü tepki kendi ağırlığı kadardır. Ortam sürtünmesi olduğuna göre x'i veren avantaj şeyler hangisidir? Buradan tepki kuvveti M ağırlığı kadarmış. Dolayısıyla MG kadar. Dolayısıyla buraya dışarı doğru merkezci kuvvet vardır. O da M V kare bölü R'dir. Bu birbirine eşit olmalıdır. Dolayısıyla mg eşittir m v kare bölü r'den m'ler sadeleşir. Buradan v kare eşittir g çarpı r'dir. Buradan enerjinin korunum prensibinden yay enerjisi ilk enerji. Burada da son enerji vardır. Dolayısıyla ilk enerji neydi? 1 bölü 2 k x karedir eşittir. Burada potansiyel artı kinetik vardır. Yani mg r artı 1 bölü 2 m v karedir. Buradan 1 bölü 2 k x kare eşittir mgr artı 1 bölü 2 m v kare yerine g çarpı r yazarsak 1 bölü 2 k x kare eşittir 3 bölü 2 mgr olur. Buradan ikileri sadeleştiririz. K'ya bölersek x kare eşittir 3 mgr bölü k. Her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman x eşittir kök içinde 3 mgr bölü k'dır. Doğru cevap C seçeneğidir. Sürtünmesiz ayda K noktasından serbest bırakılan 2 kilogramlık cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasından geçtiğinde rayın gösterdiği tepki kuvveti kaç newton'dur? Enerjinin korunum prensibinden ilk enerji eşittir son enerji. Burada son enerjide hız da vardır. Dolayısıyla bu hızı bulalım. İlk enerji eşittir son enerjiden. İlk enerji ne? MGH. Mg 2,5 R eşit olmalıdır. Mg 1 R artı 1 bölü 2 M V kare. Buradan M'ler sadeleşir. Buradan 25 R eksi 10 R eşittir 1 bölü 2 V kare. Buradan 15 R
eşittir 1 bölü 2 v kareden v kare eşittir 30 r bulunur. Buradaki r'in gösterdiği tepki kuvveti merkezi kuvvete eşittir. O da m v kare bölü r'dir. Buradan tepki kuvveti eşittir m v kare bölü r formülünden m 2 kilogrammış. 2 çarpı v kare yerine 30 r bölü r yazarsak r'ler sadeleşir. Buradan t eşittir 60 newton bulunur. Doğru cevap d seçeneğidir. Noktasından serbest bırakılan hiçbir şekildeki sürtünmesiz yolun L noktasındaki tepkisi sıfır olduğuna göre H kaç R'dir? Tepki kuvveti sıfırsa dolayısıyla burada MG, buradaki merkezcil kuvvete eşit olmalıdır. Dolayısıyla M V kare bölü R eşittir MG'den. M'leri sadeleştirsek V kare eşittir G çarpı R olur. Buradaki kinetik enerjiyle şuradaki toplam enerjiyle buradaki toplam enerji eşit olmalıdır. Dolayısıyla burada potansiyel enerji vardır. MGH eşittir. Burada bir hıza sahiptir. Dolayısıyla burada hem de bir potansiyel burası R dersek MGR artı 1 bölü 2 M V karedir. Buradan M'ler sadeleşir. Dolayısıyla G çarpı H eşittir. G çarpı R artı 1 bölü 2 V kare yerinde G çarpı R yazarız. Dolayısıyla G'ler sadeleşir. Buradan H eşittir. R artı R bölü 2'dir. Yani H eşittir. 3 bölü 2 R çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. M kütleli X cismi sürtünme katsayısı K olan yarı çaplı W açısal hızlı şekildeki gibi dönen H boyundaki silindir içinde kaymadan dönebilmektedir. Buna göre cismin dengede kalabilmesi için H, W, M ve K niceliklerinden hangisine bağlı değildir? Burada aşağıya doğru bir MG ağırlığı vardır. Yukarıya doğru da bir sürtünme kuvveti vardır. Sürtünme kuvveti eşit olmalıdır. Ağırlığa. Peki sürtünme kuvveti nedir burada? Yüzeye bastıran dik kuvvet burada M V kare bölü R kadardır. Dolayısıyla MG eşittir K M V kare bölü R olmalıdır. Dolayısıyla M'ler burada sadeleşir. Demek ki M'e bağlı değiliz. Dolayısıyla M bağlı değil. Ve burada görüldüğü gibi H'la da alakamız yok. Dolayısıyla H'a da bağlı değil. Yani burada V kare yazdık ama açısal hızlı olarak yazabiliriz. Dolayısıyla açısal hızı da V kare çarpı R'dir. Dolayısıyla açısal hızı da bağlıdır. Bağlı olmayan şey kütlesine ve şuradaki H yüksekliğine. Doğru cevap C seçeneğidir. kilogram kütleli X cismi sürtünmesi önemsiz tablo üzerinde 1 metre uzunluğundaki yay ile şekil 1'deki gibi tutturulmuştur. Tabloya W açısal hızıyla düşey düzlemde düzgün dairesel hareket yaptırıldığında X cismi şekil 2'deki konumda dengede kalıyor. Yayın esneklik sabiti 180 Newton bölü metre olduğuna göre tablonun açısal hızı kaç radyan bölü saniyedir? Burada yay 0,1 metrelik bir sıkışma meydana getirmiştir ve bu yay şurada dairesel hareket yaptığına göre şu tarafa doğru bir merkezcil kuvvet vardır. O da mw kare çarpı r'dir. Bu neye eşit olmalıdır?
k çarpı x eşit olmalıdır. Dolayısıyla bu denklemi çözersek m w kare çarpı r eşit olmalıdır. K x'tir. Burada m kaç kilogrammış? 10 kilogram çarpı w kare çarpı r'ye baktığımız zaman yalnız burada 0,1 sıkıştı. Dolayısıyla 10 artı 10 santim. Dolayısıyla 0,2 santim olur. Yarı çapı burada. 0,2 metre olur. Eşit olmalıdır. K kaçmış? 180 newtondu. Çarpı x'e 0,1 metre sıkışmış. Dolayısıyla bununla bunu sadeleştirirsek 2 olur. 10 ile bunu sadeleştiririz. Buradan v kare eşittir. 9 çıkar. Buradan da v eşittir. 3 radyan bölü saniyedir. Doğru cevap D seçeneğidir. T noktasında cismin hızı v olsun. Bu durumda merkez kaç kuvveti mv kare bölü 2r olacaktır. Cismin aşağı doğru ağırlığı mg ve tepki kuvveti 7mg olduğundan mv kare bölü 2r eşittir 6mg. Buradan mv kare bölü 2 eşittir 6mgr bulunur. Cismin P noktasındaki hızı V üssü olacak olursa aşağı doğru ağırlık MG ve yukarı doğru merkez kaç kuvveti M V üssü kare bölü R olacaktır. V üssü ile V arasındaki ilişkiyi yazacak olursak enerji korunumundan 1 bölü 2 M V kare eksi M G 3 R eşittir 1 bölü 2 m v üssü kare yazılabilir. M v kare bölü 2 yerine 6 mg r yazılırsa m v üssü kare bölü 2 3 mg r ve m v üssü kare bölü r merkez kaç kuvveti 6 mg olarak bulunur. Burada merkez kaç kuvveti olarak 6 mg cismin aşağı doğru ağırlığı mg olduğunda bu durumda denge sağlanamamış olur. Dolayısıyla P noktasından hızla gelen cisim P noktasına ulaşmadan şekildeki gibi bir atış hareketi yapacak. Dolayısıyla P noktasına temas etmeden geçecektir. Dolayısıyla P noktasında rayın cisme tepkisi sıfır olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.